Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Üzeyir Doğan'la birlikte hisse senedi piyasasında ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Üzeyir hoş geldin. Hoş bulduk. Dün çok zor gündü. Evet. Merkez Bankası kararı sonrasında özellikle bankacılık hisselerinde geçtiğimiz haftadan bu yana tırım tırım her gün %1, %1, bazen %2, %2 alımlarla yukarı giden bir piyasa hepsini bir günde verdi. Evet. Garanti Bankası %7 düştü, diğer bankalar %4 ile %6 arasında geri çekildi. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani faiz yukarı kaydı, kur yukarı gitti falan. Endekste dün itibariyle artıda kalan sadece 11 hisse var. Ve ortalamada da tabii düşüşe baktığımız zaman oldukça sert. Endeks işte 95-96 bin lira kadar gitmişken 91-800 lira kadar düştü. Bugün biraz yara sarma çabası var, yeniden 93 binin üzerine attık. Bekliyor muydunuz Merkez Bankası'nı? Beklemiyorduk. Biz faiz artışı bekleyen taraftaydık. Piyasanın genel olduğu gibi. Hatta ben açıkçası ilk başlarda 50 bas puan bekliyordum ama sonrasında özellikle geçtiğimiz hafta ekonomi yönetiminden gelen mesajlarla birlikte Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçeceği algısı bizde de kuvvetlendi ve bu 100 hatta 125 bas puana kadar da çıkabilir beklentisi bizde de oluşmaya başladı. O nedenle tam anlamıyla bizim için de bir sürpriz oldu. Kısmen hayal kırıklığı oldu. Yani hiç beklemediğimiz bir karardı. Piyasada kez daha aynı şekilde fiyatlama davranışı içerisinde olduğu için ve bu beklentide olduğu için karar sonrası zaten şoku görmüş olduk. Kur herhalde son zamanların en hızlı çıkışını yaptı tek günde. Hatırlanacak olursa karar öncesi 4.75'ti kur. Tabii kurdan ziyade faiz çok kötü gitti yani. Hayır, faiz de aynı şekilde. Yani oradaki reaksiyon aslında faiz, kur, borsa hepsinde vardı. Yani reaksiyon göstermeyen piyasa olmadı. 10 yıllıklar özellikle oradaki reaksiyon çok daha sert oldu. 2028 vadeli tahvile baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 130 bas puan civarı bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii tabii, yani 16.80'den 18.70'e kadar tırmandı. Evet, yaklaşık 130 bas puanlık bir yükseliş gerçekleştirdi ki bu faizin artmadığı bir günde etkisini gösteriyor. Aslında siz faiz arttırmayarak belki reel sektörü kısmamaya çalışıyorsunuz ama piyasanın ekonomik güven gerekçesiyle piyasa faizlerindeki yaptığı artış zaten o beklentiyi baştan götürüyor. Burada da onu gördük. Hem İzleyicilerimizden hem faiz. Alp Bey sormuş, demiş ki bankacılık endeksi teknikte bu satışı göstermiyor muydu? Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası biz endeks tarafında da bu daha önceki yayında da konuştuk. 96 bin hedef seviyemizde tepki açısından orayı bekliyorduk. Bu tüm düşüşün, yani en azından son dalganın düşüşünün %61.8 idi. Oraya kadar bir tepki gelebilir. Ama sonrasını konuşmak için bir gerekçemiz yok diyorduk. Tam da 96.035'ten döndü. Yani o dönüşü %61.8'ine değdi, döndü. Genel olarak endeks de o düşüşü işaret ediyordu. Yani bir yerde teknik düzeltme beklentisi vardı. Ama bu gerçekten de haber akışıyla oldu. Yani eğer dün pozitif bir karar almış olsaydık ve bu sefer endeks 96 bin üzerine atmış olsaydı, bankacılık endeksi de keza aynı şekilde, bu sefer biz teknik olarak 100 bini 101 bini rahatlıkla konuşabilecek duruma gelecektik. Yani orada gözüken bir düşüş trendi var. Bunu hepimiz görüyoruz. Sanayi endeksinde de görüyoruz bunu. Genel BIST 100'de de görüyoruz. Bankacılık endeksinde de görüyoruz. Ama burada tepkinin mahiyeti, boyutun nereye kadar gideceği önemliydi. Ben açıkçası bu karar sonrası, hani bu karar öncesi o tepkiyi bekledik vesaire ama bu karar sonrası biraz daha BIST'teki şirketlerin banka tarafında, sanayi tarafında gardının biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum. O nedenle bir miktar daha düşüş trendi devam edebilir gibi geliyor. Şu andaki yükselişe de biraz tepki mahiyetiyle izlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Bankaların finansal geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu düşük fiyatlamanın sebebi nedir? Şimdi bankalardaki düşük fiyatlamanın sebebi varlık kalitesindeki bozulma beklentisi. Özellikle takipte kalacaklar konusunda ciddi bir artış beklentisi var. Şu an 2.9 civarında toplam krediler oranı. Bunun 4 hatta 5 ve belki daha da fazla olabileceği, sistemin genel olarak olumsuz etkilenebileceği, bu reel sektör krizinin başlayıp işte bunu bankaya yansıyabileceği, üstüne Halkbank'la ilgili işte çeşitli söylentiler, bunların getirdiği sistematik riskler, bunların genel olarak etkili olduğunu söylemek mümkün. İskontolu muyuz? Evet, çok iskontoluyuz ama bu iskontoyu biz yaklaşık 3 yıldır konuşuyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim. O nedenle o iskontoyu devreye sokacak, alım iştahını arttıracak bir katalizöre ihtiyaç var. Bu katalizör ne olabilir? 1. Halkbank konusundaki sürecin, defterin kapanması. 2. Bizim bir şekilde enflasyonda zirveyi görüp, faizlerde zirveyi görüp düşüş eğilimine giriyor olmamız. Bu süreç görülmediği sürece bu yükselişi tetikleyecek bir
kalıcı bir katalizör, o ucuzluğu devreye sokup yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı sistemi alım yönünde sokacak bir hikaye gözükmüyor açıkçası şu anda. Bir başka önemli konu var. Özellikle tabii burada geçtiğimiz dönemden bu yana bankalar ucuz, şöyle ucuz, böyle ucuz, piyasa değeri, defter değeri işte %0.5'lere kadar geldi. Dolayısıyla FK'larına, fiyat kazanç oranlarına baktığımızda 5'lere kadar geldi falan dediğimizde evet. Hep ucuz diyorduk ama ucuzun ucuzu var. Evet. Dolayısıyla bunu net olarak görüyoruz. Bitti mi? Bitmedi yani onu diyorum ben. Biter mi? Neyle ucuzluk biter? Tek başına bir hikaye olmuyor. Yani olsaydı son 3 yıldır hep işte banka sanayi rasyosuna göre bankalar ucuz. Çarpan tarihi çarpanlara göre bankalar ucuz. Hep bunu söyledik ama gördük ki o ucuzluk hep daha da aşağı geldi. Yani eğer siz o genel o ucuzluğun yanına bir havuç veremiyorsanız piyasaya. Yani evet ucuz ama bir de havuç vermek gerekiyor. Yani o havuç ne olacak? Ucuz ama uzun süre ucuz da kalabilir. Daha da ucuzlayabilir. Bunu dersine değiştirecek bir getiri beklentisi oluşturamıyorsanız o ucuzluk tek başına bir anlam ifade etmiyor. Biz o havucu veremedik piyasaya. Tam o havucu işte son 2 haftadır kısmen vermeye başlamıştık. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yaptığı pozitif açıklamalarla birlikte ki çok yerinde açıklamalardı. O açıklamalar işte piyasada Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, enflasyonun önceliği olacak şeklinde yorumlanmıştı. Ama dünkü faiz kararını ve faiz kararının yanında açıklanan metni gördüğümüzde önceliğin hala büyümeyi sürdürmekten yana olduğunu görüyoruz ki orada iş talep vurgusu, iş talebin zayıflamasını getireceği riskler bunlara vurgu yapılıp artık ekonomi tarafında biraz daha büyümenin desteklendiği imajı doğurdu. Bu da aslında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan politikaların yeni ekonomi yönetimiyle de devam edeceği, büyümenin öncelikli olup enflasyonun ikinci planda kalabileceği beklentisini oluşturdu. Şu güzel bir soru, buralarda kafa biraz karışıyor anladığım kadarıyla. Diyor ki mesela Murat Bey, faiz endekse bankalara zarar verir diyoruz ama faiz kararı alınmaması neden olumsuz tepki yaratıyor? Şimdi, yani burada çünkü hani evet. Dün de mesela radyoda da sordu bir dinleyicimiz. Ya faiz artırsa kızıyorsunuz, artırmasa kızıyorsunuz. Ne olacak bu işin sonu diye. Şimdi yüksek faiz elbette borsa için olumsuz. Olumsuz olmasının birkaç tane gerekçesini de sayayım. Bir, değerlemelerde kullandığınız risksiz faiz oranı artıyor. Tek başına bu bile hisseleri ve endeksi aşağı çekebilecek bir etken. Bu kenara koyalım. İki, artan faiz ortamı bankaların varlık kalitesinde bozulmaya sebebiyet veriyor. Özellikle tahvil bonosu stoku fazla olan, TÜFE endeksi geliri biraz daha düşük olan bankalarda bunun olumsuz etkilerini ekstradan görüyoruz. Bunun olumsuz etkisini görüyoruz. Ama diğer taraftan tüm bunların yanında bir de ekonomiye duyulan güven, ekonomi yönetimine duyulan güvenin fiyatlaması var bu çerçevede. Şimdi faizi arttırdığınızda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, ekonomi yönetiminin işte enflasyonla mücadelede geleceğe yönelik işte kararlı duruşunu sergileyeceği imajını alıyoruz. Buradan 3 birim kazanıyoruz. Öbür taraftan 1 birim, 2 birim kaybediyoruz. Yani totale baktığımızda ekonomi güven, ekonomiye duyulan güven, yönetime duyulan güven daha fazla şey getiriyor ya da götürüyor. Oluyor. Aynen. Şimdi siz faiz arttırmadınız. Risksiz faiz oranınız artmayacak diyorsunuz ama piyasa faizleri arttı. Şimdi 130 bas puan 118'e geldi işte. Arttı. Aynen. Yani şimdi burada risksiz faiz oranı artık siz Merkez Bankası'nın faizini değil piyasa faizini baz alacaksınız. Burası arttı. Neden çünkü arttı? Neden? Çünkü neden? Sermaye maliyetini artıyor. Yani aynen. Senin alternatif olarak paranı hisse senedine yatırdığında elde edebileceğin getiriyle risksiz olarak gidip devlet tahvili aldığın zaman elde edeceğin getiri arasında bu taraf yükseldikçe aynen. Bu tarafta da beklentini artırıyor olman gerekiyor. Bu oldu. İkincisi faiz arttırmadık ama arttı piyasada. Bunun olumsuz etkisini gördük. İkincisi kur arttı. Bunun reel sektörün 200 milyar dolardan fazla döviz borçluluğunu düşündüğümüzde getirdiği yük arttı. Üçüncüsü ekonomi yönetimini son dönemde verdiği, son bir hafta, iki haftalık dönemde verdiği pozitif mesajlar bir noktada havada kalmış oldu. Bunun getirdiği bir olumsuzluk oluştu. Yani güven bunalım oluştu. Bu üçünü koyduğumuzda her üç açıdan da borsa tarafına da problem oluşturdu. Peki gelen sorularla devam edelim yine. Şimdi özellikle reel sektöre yönelik gelen sorular da var. Bir takipçimiz demiş ki her seferinde soruyorum hiç cevaplamıyorsunuz. Logo yazılım. Onunla başlayalım mı? Yazılım tarafında başlayalım. Yani logo yazılımı aslında baktığımızda satış gelirleri genel olarak trendi fena bir şirket değil. Yani mali yapıdan genel olarak aslında beğendiğimiz bir şirket ama son dönemde hani orada yeni bir hikaye, yeni bir ürün. Yani çünkü yazılım sektörü dediğimiz aslında şu. Yani siz bir ürün geliştirirsiniz, onun lansmanı yapılır, tanıtım yapılır vesaire. Oradan çok ciddi bir gelir elde edişiniz olur. Mesela logo yazılımın yanlış hatırlamıyorsam 2012-2013 civarında o yenilenmeyi yapmıştı ve onun sonrasında çok ciddi bir gelir trafiği söz konusu olmuştu. Son zamanlarda buna benzer bir hikaye, yeni bir katalizör görmedik bu tarafta. Artı piyasanın genel olarak geriliyor olması, piyasadaki satışların sertleşiyor olması
biraz daha burada trendi tersine çevirmiş durumda. Genel olarak yazılım sektörünü belki diğer bilişim sektöründen işte kurla etkilenmesinden vesaire ayrı tutmak lazım ama bu tarafta da o genel trendin olumsuz etkisini gördüğümüzü düşünüyorum. Ekstra bir katalizör var mı? Piyasanın ucuzluğu haricinde açıkçası logo yazılım tarafında onu görmüyoruz biz. Yavuz Arslan demiş ki Aselsan'da kısa vadede 33-36 lira arasında bir beklentiniz vardı. Bu beklentiyi koruyor musunuz? Gelebilir. Yani ilk etapta 38'in üzerini gördük. Zaten ciddi bir tepkiydi. Bu 30 lira civarından başladığını farz edersek altını saymıyorum bile. 38 liraya kadar geldi bu hareket. Bir miktar düzeltmesi olabilir. Piyasayla birlikte ben o düzeltmenin olabileceğini düşünüyorum. 36'nın bir miktar altına. Ama sonrası yine ben Aselsan tarafı için alıcı olurum. Yani ben Aselsan'da açıkçası kar realizasyonu yapın bekleyin işte vesaire değil de orta uzun vade için istikrarlı bir şirket arıyorsanız düştükçe toplayın diyebileceğim bir şirket. Bilanço dönemi için de pozitif beklentimiz olan hisselerden biri. Onu da ekstra ilave edeyim. Orta vadede garanti önerir misiniz diye sormuşlar. Öneririm ama şu an değil. Yani biraz daha beklerim. Çünkü ikinci çeyrek finansal sonuçları tarafında da en olumsuz sonuç açıklaması beklenen bankalardan bir tanesi garanti. Ve son dönemdeki satış baskısı da çok yoğun. Yani yüksek hacimlerle geliyor. Yani piyasanın satıldığı gün ilk satılan hisse garanti oluyor. Ben biraz daha beklerim. En azından ikinci çeyrek finansal sonuçlarını, Temmuz ve Ağustos ayı enflasyonunun faizler üzerindeki etkilerini de izlerim. Eylül'den sonra değerlendirmeyi alırım. Yapı kredi konusundaki bakışın nedir? Sermaye artırımı daha tamamlandı. Daha pozitifim. Yapı kredide sermaye artırımı, yapı kredinin elini biraz daha rahatlattı. Yani bankalar arasında bir tercih olacaksa bu yeniden bir sermaye artırımı ihtiyacı duymayacak olan yapı kredi olabilir. Diğer bankalarda çünkü ilerleyen dönemde sermaye artırımı kararları da gelebilir. Yani böyle bir risk de oluşabilir diğer bankalar için ama yapı kredide en azından o risk ortadan kalkmış oldu. Zaten bunun baskısı daha önceden fiyatlanmıştı. O açıdan portföye banka ekleyecekler için iyi bir tercih olabilir yapı kredi. Petkim sorusu var her zaman olduğu gibi. Petkim daha önce de ifade etmiştim. Yani o marj daralmasının katkısını ilk çeyrekte çok sert satıldı ama bana kalırsa biraz da fazla satıldı. İkinci çeyrek sonuçlarında da bir miktar beklentilerde zayıflık var. Bu nedenle toparlanma konusunda da çok istekli olamıyor. İkinci çeyrek finansal sonuçlarından sonra bir miktar tekrar baskı görebiliriz belki. Oradaki negatif beklentilerin etkisiyle marjdaki düşüklük nedeniyle. Ama sonrası için ben portföylere eklenebilecek hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Eylül ayında Star Rafinerisi'nin devreye giriyor olması. Petrol fiyatlarında yaşanan kısmi düşüş. Üçüncü çeyrek açısından ve sonrası için dördüncü çeyrek özellikle Petkim'e ciddi avantaj sağlayabilir. Ben ikinci çeyrek finansal sonuçlarından sonra görülecek dip seviyelerden ya da görülmesi artık o seviyelerden alım düşünülebilir. Bu arada Türk Telekom bilançosuyla birlikte bilanço sezonu da başladı. Dolayısıyla evet. Aslında Türk Telekom bilançosunu da bir parça değerlendirmekte fayda var. İzleyicilerimiz hazır, takipçilerimiz bunu sormuşken. Beklentinin üzerinde bir zarar. Tabii önemli bir kısmı kur zararı. Kur zararı. Zaten baktığımızda satışlar beklentinin bir miktar üstünde. FAVÖK beklentinin bir miktar üzerinde paralel. Ama net zarar da beklentinin altında. Burada da kur farkı giderlerinden kaynaklı bir durum. Yüksek borçluk nedeniyle. Ama hani özellikle hem satışlar hem FAVÖK tarafında beklentilerin karşılanmış olması bu net taraftaki zararın beklentinin bir miktar üzerinde olmasını bir miktar negatif etkisini sınırlayan bir unsur. Ama kur hareketleri burada önemli bir etken. Özellikle eğer kurlar düşmeyecekse ki şu görünüm altında biraz daha aşağı yönlü hareketi ihtimali azalıyor. Bu süreçte bir miktar daha Telekom'da olumsuz sonuçlar görmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum ben. O nedenle eğer bir satış hikayesi, bu bankaların kurduğu şirkete devri, oradan bir üçüncü şirkete satış, bunun önünde açılmıştı SPK'nın çağrı muafiyeti düzenlemesiyle birlikte. Böyle bir hikaye olmazsa Telekom açısından ben çok pozitif değilim ki enflasyon kalemleri açısına baktığımızda da ulaştırma haberleşme şu andaki yüksek enflasyona rağmen en az artan kalemler. Buradan da ciddi bir gelir artışında da çok hızlı bir büyüme olmadığını da gösteriyor. Hani bu gerekçeyle ben biraz daha şu aşamada temkinli yaklaşırım. İki tane temel soru işareti var. Bir tanesi FAVÖK marjında çeyrekten çeyreğe daralma var %3 civarında. Hani yıllık bazda baktığımızda sadece %2'lik bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu taraf belki bir parça satışlar artıyor olmasına rağmen, satış gelirleri artıyor olmasına rağmen önemli. Bir diğer önemli unsur da bilançoya göre baktığımızda 12.3 milyar TL'lik bir açık pozisyonu var, döviz açık pozisyonu var. Dolayısıyla sepete bakıp sepetteki hani yarı euro yarı evet. dolar olduğu için açık pozisyon. Hani sepete bakıp oradaki her bir kuruşluk değer kaybını ya da her %1'lik değer kaybının bu bilanço üzerine ne kadar kur zararı yarattığını hesaplamak
nispeten kolay gibi görünüyor. Evet, biz onunla ilgili zaten bilanço öncesi olası kur etkisi diye bir çalışma yapmıştık BİST 100 şirketleri için. Orada da Türk Telekom vardı. Şu an tam rakam hatırlayamayacağım ama Telekom'un kendi paylaştığı projeksiyonla birlikte doları, eurosu vesairesi tüm para birimlerini baz alıp olası bir kur çalışması yapmıştık. Oradan da bakabilirler. Yani diğer şirketler açısından da en azından bu dönemde önemli olacak. Bizim Gedik Yatırım sitesine girip o çalışmaya bakıp oradan onları da görebilirler. Sasa sorusu gelmiş. Sasa şöyle söyleyeyim. Bu yatırım teşvik sürecinde ciddi hareketler yaptı. Çok sert hareketler ilk yükseliş ve ardından karar geldikten sonra da bu sefer çok sert dalgalarla bir konsolide sürecine girdi. Yani bu sert dalgalar yaklaşık hani 3 lira seviyesine ulaştı. Neredeyse aşağıda 8 lira, yukarıda 11 lira. Gitti geldi ve hala da bu bant içerisinde aslında. Şu an bandın üst tarafını test ediyor. Ben oradaki hareketlerin biraz açıkçası artık spekülatif olduğunu düşünüyorum ve şuradaki dalgalanma ve yüksek işlem hacmi biraz beni korkutuyor açıkçası. Ben biraz temkinli olma tarafındayım. Özellikle yatırım sürecine girilmesiyle birlikte oluşacak tersen akit akımı biraz daha şirketi baskılayabilir yatırım döneminde. Son hareketi yakaladıysan mesela, yani şuradaki şu 8,5 liralardan başlayıp 11-20 lira kadar getiren hareketi yakaladıysan yatırımcı olarak, buralarda pozisyonu bozmayı tercih eder misin? Bozarım. Tekrar almayı düşünüyorsam da daha önceki zirveyi 11-25 örneğin 11-30-35'i tekrar referans alır. Onun üzerine çıkarsa bu sefer 11'i stop koyar, tekrar alırım. Yani böyle bir strateji izleyebilirim burada. Yani şu an bana kalırsa temel yükselişi gördüğümüzde, hani burada dediğim gibi yukarı gitme potansiyeli var mı? Teknik olarak var. Burada çünkü biraz daha dediğim gibi hareket spekülatif. Kar realizasyonu yapıp yeniden alım için örneğin 11.35'i beklerim. Ama 11'e de stopumu koyarım mutlaka. Çünkü bu saatten sonra tekrar bir düzeltme başladığında daha önceki sert düşüşler gibi bir anda çok ciddi kayıplar görülebilir burada da. Merkez Bankası ne zaman toplanacak diyorlar. Merkez Bankası 13 Eylül tarihinde bir tekrar toplantısı var ama olağanüstü toplantıda her zaman yapma şansına sahipler. TAV ve Tekfen yorumu soruyorlar. Tekfen'de şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz senenin en yüksek bekleyen iş hacmini büyüten şirketlerden biriydi. Özellikle bu taahhüt tarafında ve bu sene yeniden piyasada resmi bir açıklama yok ama yeni büyük ihaleler alabileceği Orta Doğu tarafında beklentiler oluşmaya başladı. Ve o beklentilerle son yükseliş gerçekleşti büyük oranda. Ama henüz daha resmi açıklanmış bir beklenti yok. Bu sadece piyasa söylentisi, öyle söyleyeyim. Aslı da olmayabilir. Yani o nedenle dikkatli olmakta fayda var. Genel olarak ama aslında bu söylenti var ya da yok. Genel trend pozitif. Yani İş alma konusunda çok ciddi sıkıntısı olmayan, bekleniş hacmini yükseltebilen şirketlerden biri. O nedenle pozitif tarafta izlemede kalmak gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası bu şirkette zaman zaman çok sert önceden hareketlerin geldiğinde gördük. Yani bir haber ya da veri yokken bir anda çok sert bir haber gelebiliyor. Sert bir düşüş ya da sert bir yükseliş de görülebiliyor. Buna karşı da mutlaka korumalı gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Pozisyon varsa mutlaka stop loss olmalı burada. Çünkü siz düşüşün neden olduğunu anlayana kadar hisse çok sert düşebiliyor. Bunu geçtiğimiz dönemlerde gördük. Gerek ortakların hisse satışından, gerekse diğer haberlerden. O nedenle ben bir stop loss koyup pozisyonlar devam ettirme taraftarı olurum ama mutlaka bir stopla kalmakta fayda var burada. Tav? Tav'da şunu söyleyeyim. Dün TAV sert aslında, hareket oldu orada. Evet, orada sert hareket oldu. Oradaki sert hareketler aslında zaman zaman yeni havalimanı portföyü katılacak söylentileriyle de ilişkili bir hareket başladığında TAV konusunda ilk söylenen bu. Hangi havalimanıyla? Şuraya bakarsan roket denemesi o. İşte hangi havalimanıyla anlaştı? Piyasada hemen bir hareket gördüğümüzde bu senaryo devreye giriyor ve bu da yeni alıcıyı devreye getiriyor. Haber olsa ya da olmasa bile. Ama ben TAV tarafında hep şunu söylüyordum. Geçen seneki satışlar bana kalırsa çok abartıydı. Yani çünkü TAV şöyle bir fiyatlama içine girdi. Atatürk Havalimanı kapanacak. TAV'ın tüm gelirleri bitecek oradaki ve TAV sonra kabuğuna çekilip küçük bir şirket olarak kalacak. TAV'ın böyle bir yönetim anlayışı yok. Yani TAV'ın yönetimini bilenler bilir. Çok zaten profesyonel. Aeroport de Paris ile birleştikten, evet, yani onlar tarafından satın aldıktan sonra bu bölgedeki bütün havalimanı projeleriyle birebir ilgilenen bir yapısı var. Aynen. TAV Holding'in. Yani o yapının kenara çekilip kabuğuna çekilip biz İstanbul'un en büyük şeyimizi kaybettik, küçüleceğiz gibi deme şansı yok. Ben o yüzden hep şunu söylüyordum. Yani TAV çok düştü, bu gelir yok gibi sayılıyor. İlerleyen dönemde sürekli olarak yeni havalimanlarıyla TAV'ın adını anıldığını duyacağız ve bazı havalimanlarını da portföylerine kattığını göreceğiz. Geçtiğimiz dönemde bunun paralelinde birkaç tane havalimanının portföye katıldığını gördük. Ama en büyük beklenti ne derseniz hala Sabiha Gökçen. Ve burası hikaye bitmiş de değil. Yani hem Malezyalılar açısından hem TAV açısından. Eğer bu gerçekleşecek olursa TAV'da Sani Şener'in sözüydü herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz orayı alırsak biz Sabiha Gökçen'i uçururuz, Sabiha Gökçen de bizi uçurur mealinde bir açıklaması vardı. O nedenle orası gerçekten önemli. Eğer
herhangi bir böyle bir haber akışı olursa bununla ilgili pozitif yönde ciddi potansiyel de olabilir. Ben hala o potansiyeline ulaştığını düşünmüyorum. Sabiha Gökçen olsa da olmasa da açıkçası. Sürenin sonuna geldik ama iki tane çok sorulan var. Bir tanesi Arçelik, bir tanesi Kardemir. Sen bunlara Ereğli'yi de ekle. Üç tane yorumla bitirelim. Arçelik'le başlayalım o zaman. Diğer ikisini paket yapalım. Arçelik'te marjlar düşük seyretmeye devam ediyor. Maliyetler arttı demir çelik fiyatlarından kaynaklı. Geçtiğimiz senenin çok ciddi bir negatif baz etkisi olacak. Geçen sene birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte vergi indiriminden dolayı satışlar yüksekti. Şu an birinci çeyrekte kötü geldi. İkinci çeyrekte muhtemelen baz etkisi nedeniyle kötü gelecek. Artı kar marjları düşük seyrediyor olacak. Tüm bunları fiyatlıyor. Bir süre daha belki zayıf seyir devam edebilir. Üçüncü çeyreğin ortalarına doğru bana kalırsa, üçüncü çeyrek çünkü en kötü çeyreğin biteceği dönem olacak. Baz etkisi de büyük oranda bitmiş olacak. Hatta dördüncü çeyrekte pozitif baz etkisi göreceğiz bu sefer. Ben üçüncü çeyrek içerisinde sonunu beklemeden, üçüncü çeyrek bilançosu negatif gelse dahi, beklenti çünkü önceden alınmaya başlanacak, üçüncü çeyrek içerisinde Arçelik tarafında alıcı olurum. Yani şu fiyatlar bana kalırsa Arçelik'te olumsuzluğun büyük oranda fiyatlandığı noktalar. Kardemir? Kardemir tarafında şunu söyleyeyim, bilançosu pozitif gelmesini beklediğimiz şirketlerden Kardemir'de, Ereğli'de. Demir çelik fiyatları ikinci çeyrekte yüksekti. Üçüncü çeyrekte bir miktar düştü ama bu ikinci çeyrek sonuçlarını etkilemeyecek. Bilanço tarafında pozitif beklentilerimiz devam ediyor. Üçüncü çeyrekte bir miktar demir çelik fiyatlarına düşüş olsa da bu genel görünüm bozacak nitelikte değil. O nedenle hala pozitif trend korunuyor burada. Ben Kardemir tarafında da Ereğli tarafında da bir süre daha pozitif tarafta kalmayı tercih ediyorum. Buradaki düşüşler bana kalırsa alım fırsatı şu an itibariyle bilanço döneminde. Ama genel piyasa konjonktüründen bağımsız söylüyorum. Yani piyasa gerçekten çok ciddi bir baskı altında kalırsa Kardemir Ereğli'de buna maruz kalabilir. Oradan muaf tutuyorum. Artık Kardemir'in bu senenin sonunda büyük yatırımlarının çoğunun tamamlanıyor olması da ileriye yönelik ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Ben Kardemir'i hem kısa vade hem de uzun vade genel konjonktür açısından da portföylere eklenebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hadi bir de Tüpraş'ta GSD Holding'i öyle bitireyim. Tüpraş'ta da şunu söyleyeyim. Rafineri marjları o tarafta da negatif. İlk çeyrek sonuçlar olumsuzdu. İkinci çeyrekte yine rafineri marjlarının biraz düşük kaldı. Gerçi rafinerinin tam kapasiteyle çalışmadığını biliyoruz. Bunun da olumsuz etkisini görüyor olacağız. Genel olarak bu baskı biraz şirketi baskılamaya devam ediyor buradaki gelişmeler. Ben ikinci çeyrek sonuçlarından sonra artık buranda yavaş yavaş konsolide olup piyasanın genel konjonktürüne uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani eğer piyasada bir toparlanma hareketi göreceksek bunun öncülerinden biri de Tüpraş olacak. O nedenle ben bu dönemdeki piyasayla birlikte yaşanacak düşüşleri burada da alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. GSD Holding'de uzun zamandır işte önce tekstil bankası satış süreci, ardından işte yeni yatırımlar neler olacak süreci bir miktar hareketlilik getirmişti ama ben açıkçası bu tarz haber akışlarından sonra yeni bir resmi bir bildirim gelmediği sürece biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o hareket genellikle ilk oluşan dalga çok kısa sürede sonlanabiliyor. GSD'de onu gördük. Ben biraz daha temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Üzeyir. Elimizden geldiğince bütün soruları yanıtlamaya çalıştık. Yayınımızın tekrarını Business ST, YouTube ve Periskop hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Kalan sorular için kusura bakmayın. Yarın Besten Aslıoğlu ile birlikte aynı saatte burada olacağız. Onunla birlikte yanıtlamaya çalışacağız sorularınızı. Hisse bülteninden bugünlük bu kadar. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.